Açı TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bir hafta boyunca üniversitemizde geçen haftanın önemli olaylarını sunmak için karşınızdayız. Açı TV haber bülteni başlıyor. İlk haberimize başlıyoruz. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Projeleri konulu toplantıya fakültemiz dekanı Profesör Doktor Atakan Öztürk ile ihtisaslaşmadan sorumlu rektör yardımcımız Profesör Doktor Bülent Sağlam katıldı. Kastamonu Üniversitesi'nin ihtisas alanı olan ormancılık ve tabiat turizmi alanında işbirliği ve ortak proje imkanlarının ele alındığı toplantı Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Erol Akkuzu ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük'ün açılış konuşmaları ile başladı. Katılım sağlayan orman fakültelerinin ormancılık ve tabiat turizmi alanındaki çalışmalarının paylaşımını müteakip, muhtemel ortak çalışma konuları ile mevcut laboratuvar imkanlarının ortak kullanımı konularında istişarelerde bulunuldu. Toplantı Kastamonu Teknokent ve Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyaretleri ile sona erdi. Şimdi sizlere üniversitemizde başarıyla gerçekleştirilen önemli bir etkinlikten bahsetmek istiyoruz. Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Sağlık Eğitimi Öğrenci Materyalleri Sergisi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Hemşirelik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Selma Durmuş Sarıkahya, hastalıkların önlenebilmesi ve toplumun sağlık düzeyinin ve yükseltilebilmesi ve geliştirilebilmesi için sağlık eğitiminin vazgeçilmez bir bileşen olduğunu belirterek sağlıklı alışkanlıkların pekiştirilmesi hususunda öğrenciler tarafından hazırlanan materyallerin sağlık eğitimi noktasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Programa Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Melahat Özcan, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve İl Sağlık Müdürlüğünden davetliler ile öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, Ardahan Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılı açılış töreni ve senato toplantısına katıldı. İşte o haberimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirilen Ardahan Üniversitesi'nin senato toplantısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Biber, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Atakan Öztürk ile Ardahan Üniversitesi senato üyeleri katıldı. Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Ardahan Üniversitesi'nin şehir ve bölge için büyük bir kazanım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken bölgenin zenginleşmesi ve kalkınması için sürekli projeler üretildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar Üniversite ve şehir etkileşiminin güçlendirilerek Ardahan'ın ekonomik dönüşümünü tamamlayacağını ve kentin müreffeh bir seviyeye ulaşacağını vurguladı. Toplantıda Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Biber de Ardahan Üniversitesi'nin fiziki ve akademik altyapısı, paydaş kurumlarla yürütülen işbirlikleri ve projeler hususlarında bilgilendirmelerde bulundu. Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü birlikteliğinde 28 Aralık Perşembe günü Afet Yönetimi Deneyim Paylaşımı Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, ülkemizde derin bir iz bırakan Kahramanmaraş merkezi depremlerdeki deneyimlerin paylaşılması amacıyla tertiplendi. Programda Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, Artvin Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Halil Çelik, Acil Durum ve Afet Yönetimi Programından Öğretim Görevlisi Ümran Ayşen Küçük ve Öğretim Görevlisi Yasemin Deniz Öztürk,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Araştırma Görevlisi Kader Demiröz ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencisi Nilay Demirci depremle ilgili deneyimlerini paylaştı. Deneyim paylaşımları sonrasında katılımcılara plaket ve depreme müdahalede gönüllü görev alan öğrencilere teşekkür belgeleri üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bülent Sağlam tarafından takdim edildi. Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Santranç Topluluğu tarafından terör örgütlerince şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına santranç turnuvası düzenlendi. Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen turnuvada baş hakem olarak doktor öğretim görevlisi Turan Aksakal, hakem olarak Satranç Topluluğu Başkanı Tuna Kışlacıklıoğlu görev aldı. Erkekler ve kızlar olmak üzere iki farklı kategoride yapılan turnuvada baş hakem Aksakal, dereceye girenlerin Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacaklarını ifade etti. Turnuvanın öğrenciler arasında satranç sporunu sevdirmek, yaygınlaşmasını sağlamak ve satranç sporuna ilgiyi arttırmak amacıyla tertiplendiğini belirten Aksakal, 12 sporcunun katıldığı turnuvada kızlar ve erkekler kategorisinde dereceye girenler üniversitemiz adına Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmıştır, dedi. Dereceye girenlere madalya ve katılım sağlayan tüm sporculara katılım belgeleri verildi. Eğitim Fakültesi'nin 2024 yılı Ocak ayı akademik kurul toplantısı 10 Ocak 2024 Çarşamba günü Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından yapılan programın detayları haberimizde. Programda TÜBİTAK 2209, A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında proje desteği almaya hak kazanan üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğrencilerinin başarı belgeleri üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin tarafından takdim edildi. Toplantıda aynı zamanda proje desteği alan öğrencilere danışmanlık hizmeti sunan akademisyenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Programda Eğitim Fakültesi'nden 29 öğrencinin proje desteği aldığı bildirildi. Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin burada yaptığı değerlendirmede Artvin Çoruh Üniversitesi'nin proje odaklı bir üniversite olduğuna dikkat çekerek öğrencilerine sunduğu eğitim, öğretim hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerinin proje geliştirme ve araştırma faaliyetlerine aktif katılımlarının teşvik edilmesine önem verdiğini bildirdi. Üniversitemiz gündemdeki önemli gelişmelerden, üniversitemizdeki etkinliklere kadar birçok konuyu ele aldığımız haftanın özeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni gelişmelerle sizlerle olacağız. O zamana kadar sağlıkla ve huzurla kalın.